Merhabalar sevgili arkadaşlar. 14 Mayıs 2024 Salı gününün enerjisinden bahsedeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, Salı günü sabah saatlerinde biraz daha böyle coşkulu, hızlı, aceleci, atak, sabah erken kalkanların sayısının artması söz konusu olabilir. Uyuyamama, uyumayacağız çünkü bir an önce kalkıp bir şeyler yapma enerjisi hakim görünüyor. Bir an önce işe gidin, bir an önce ya da işte yapmak istediğiniz konu neyse onun için harekete geçin. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir sabah saatiyle başlıyoruz. Bazılarımız spor yapmak isteyebilir, spora yazılabilir. Bazılarımızın yine fiziksel aktiviteyle alakalı fazla enerji tüketme gibi de durumları söz konusu olabilir. Efor sarf edeceğiz sevgili arkadaşlar. Fiziksel olarak efor sarf ettiğimiz saatler diyeceğiz. Mücadeleci olacağız, hırslı olacağız, azimli olacağız. Savaşmaktan ve rekabetten korkmayacağız. Sabah saati böyle bir yoğun bir enerji hakim gibi görünüyor. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, bazı şans ve fırsatlar söz konusu ve kadersel olaylar da yaşamamız mümkün. Yani bugün tanışacağımız, karşılaşacağımız, girdiğimiz ortamlar, bulunduğumuz olaylar, durumlar, konular hepsi kadersel bir durumun hatta gelecek vaat edecek, gelecekle alakalı hayatınızdaki dönüm noktalarıyla ilgili kadersel olaylar ve kadersel kişilerle karşılaşma, tanışma gibi durumlarında söz konusu olması mümkün diyebilirim bizim için sevgili arkadaşlar. Evet, yani biraz daha keyfe yönelebiliriz, biraz daha arzulara dayalı enerjiler içinde olacağız. Aynı zamanda biraz böyle egolu, biraz böyle kibirli davranışlar da söz konusu gibi görünüyor. Sağlık açısından biraz böyle kendimizi güçlü hissedeceğiz aslında, dirençli hissedeceğiz. Sadece sakarlıklara, kazalara, çarpmalara dikkat edin diyebilirim bazılarımız için. Bu tarz etkiler söz konusu. Günün olumlu enerjisini ve günün iyimser ve şanslı burçları Aslan burcu, aynı zamanda Koç burcu ve Yay burcu diyebiliriz bunu sizler için. Yani bu üç burcun enerjileri daha iyi hissetmesi hayatlarında mümkün olacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda da yine sevgili arkadaşlar, ikizler ve terazi burcunun da aynı döngüde bu enerjilerden yararlanma gibi bir durum söz konusu olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar, akşam saatlerinde ise biraz daha böyle keyif alamama gibi bir durum var. Bir ilişkimiz varsa bu ilişkiden keyif alamama gibi süreç olabilir. Bir iş yapıyorsak ya da yaptığımız şeylerde, bulunduğumuz yerlerde mutlu olamama gibi bir durum olabilir. İlişkilerde çatışma, ilişkilerde tartışma, ilişkilerde gergin durumların söz konusu olması yine mümkün diyebiliriz. Dikkatli olalım diyebilirim sizler için. Çünkü zorlamamak gerekiyor. Biraz böyle karşı tarafı zorlayıcı enerjilerde olmamız mümkün. Çünkü dediğim dediklik enerjisi var. Sadece bizde olmayacak. Karşı tarafta da bu şekilde. Sadece bizde ego olmayacak. Karşı tarafın da egosu mümkün. Ve aynı zamanda biraz önceki saydığım burçlar, özellikle de bu saydığım burçlar olumlu etkilenirken akrep ve kovalar da bu günün zorlanacak olan burçları diyebiliriz ve sizin de karşınızdaki kişiler bu burçtansa sizin ilişkilerde biraz daha sorun yaşamanız bu burç, yani bu burçlar daha dikkat etmesi gerekecek olan saatler diyebilirim. Ve aynı zamanda yine alışveriş konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, diyelim bir alışverişe gidersiniz, orada sorun yaşayabilirsiniz ya da
alabilirsiniz ama beğenmeyebilirsiniz. Sonradan vazgeçebilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Eğer online bir alışveriş yaptıysanız yine aynı keza yani başınız ağrıyabilir. Sorunlar çıkabilir sevgili arkadaşlar. Çok fazla para harcayabilirsiniz. Bundan dolayı biraz böyle gergin durumlar olabilir. Aynı zamanda pahalı ve lüks eşyalara giyim kuşama daha fazla maddi bir bütçe ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Bir harcama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve çünkü böyle şeyler giymek isteyeceğiz ve giymek isteyeceğimiz için böyle şık şeyler, pahalı şeyler, lüks şeyler, kıyafetler giymek, takmak, almak, işte kullanmak isteyeceğiz ve bundan dolayı da tabii ki bir para harcama gibi de bir durum söz konusu olabilir. Belki ilişkilerde de bundan dolayı bir gerginlik yaşanabilir. Para ile ilgili bir sıkıntılı bir süreç söz konusu olabilir. Çünkü eğer yine akşam saatlerinde ticari konularla ilgili para alıp verme konularıyla alakalı bir gündeminiz var ise de yine bu konuyla da ilgili beklentinizin dışına çıkabilirsiniz ya da beklentiniz gibi olmayabilir. Burada gergin durumların söz konusu olması mümkün diyebilirim. Para konusuyla alakalı da. Evet, bir bakalım Rumi'nin mesajı ne olacak bize? 14 Mayıs Salı günü diyoruz. Rumi'nin mesajı. 14 Mayıs Salı diyoruz. Sevgili arkadaşlar, ölüm kartı geldi. Ölüm kartı mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Yani burada diyor ki yani bir durumun, bir olayın bir sonuna gelindiğini, bir defteri kapatacağınızı, yeni bir defteri açmaya başlayacağınızı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani hayatınızda bir bitiş, hayatınızda bir sonlanma ve bir şeyi bitirip yeniden başka bir şeye başlanacağını gösteriyor bu kart. Yani hayatınız zorlu olabilir, alt üst oldu diyebilirsiniz. Yani hayatınızın alt üst olması daha kötü şey olacağı anlamına gelmez. Demek ki bundan sonra daha iyisine doğru gittiğini gösteriyor ve bu mesajı veriyor bize. Pekala, mesaj kartımız ne söyleyecek? 14 Mayıs Salı diyoruz. Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi, belirsiz serbest meslek. Bakın biraz önce söyledim. Finansal konularla alakalı da sıkıntılar yaşanabilir dedik ve burada da para konusunda endişe. Demek ki ya aşırı harcamalar ya da işte parayla ilgili alma verme dengesiyle ilgili bir borç alacak verecek konusuyla alakalı sıkıntılar yaşanabilir dedi burada. Ama başkalarından da yardım almayı ya da borç istemeyi ya da borç vermeyi de bir kabul et diyor size. Evet, belki egonuzdan, belki gururunuzdan bunu yapmıyor olabilirsiniz ama buradaki ölüm kartı bu gururun, bu egonun da bitebileceğini de gösterir bize. Çünkü bunun ikisi de birbirine uyumlu geldi. Burada egoyu ve gururu, kibiri bırakıp yardım kabul etme erdeminde ya da yardım etme anlamında herkesin hayat hikayesine göre değişir. Bulunacağınızı söylüyor mesaj kartı. Bulunmayanlar için ise diyor ki burada bulun diyor. Yani sevgili arkadaşlar, biraz böyle yardım erdemini kabul etme ya da edilme gibi enerjilerin hakim olduğu bir gün diyebiliriz bizler için. Evet sevgili arkadaşlar, 14 Mayıs gününün enerjisi böyleydi. O zaman mutlu, sağlıklı, huzurlu, dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.